Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sonunda karşınızda benden görmeyi en çok istediğiniz bebeklerimden birisi Ahu İdil oturuyor. Kendisiyle dışarıdan geldik. Aslında Bahar'ın geldiğini size söylemiştim fakat ben de biraz yanılmışım. Bugün dışarısı karlı. Bu yüzden ona böyle kalın, güzel polar bir şeyler giydirdim. Şimdi şöyle şapkasını bir açalım çünkü artık eve geldiğimize göre bu çok fazla sıcak olacaktır. Şöyle birazcık açalım. Hatta şöyle görebilirsiniz ki yine çantamız tabii ki dışarıda yanımızdaydı. Yedek kıyafetler, bezler vesaire bunları aldığımı zaten biliyorsunuz. Bunlarla alakalı da bir videom vardı. Ekstradan Ahu değil, biliyorsunuz ki büyük bir bebek, ek gıda tüketen boylarda bir bebek. Bu yüzden yanımıza ekstradan aldığımız şeyler oluyor. Şimdi size onları göstereceğim. Şöyle bir kuru yemiş kutusu vardı yanımızda. İçerisinde cevizler var. Şu gözümüzde şöyle bir su biberonumuz bulunuyor. İçerisindeki su miktarı da oldukça azaldı. Zaten küçük bir biberon ama bize yeterli oluyor su için. Böylece yanımıza ekstradan bu ikisini almış olduk çantamız içerisine. Şimdi saat artık öğleden sonra civarlarına gelmiş bulunuyor. Ahu dilin üzerindekini bir çıkaralım şöyle. Çünkü bu onu çok sıcaklatacaktır şu an için. Ve biz sizinle birlikte Ahu dile güzelce bir meyve saati yapalım istiyorum. Sizinle birlikte Ahu dile bir meyve tabağı hazırlayalım. Dolapta da zaten meyve suyu var. O kısımları göreceksiniz. Yanına da meyve suyunu alalım. Ve Ahu ile birlikte güzel bir meyve saati yapalım istiyorum. O zaman Ahu Dil bizi burada beklesin, burada güvenle oturuyor olsun. Biz de ona atıştırmalıklarını hazırlayalım. Olmazsa bir de televizyon açarız. Televizyon karşısında güzel bir atıştırmalık saati yaparız. Hemen hazırlamaya koyulalım. Ya arkadaşlar bakar mısınız biz içeride Ahu ile yiyeceklerini hazırlarken yanına sevimli arkadaşı gelmiş ve yatmış. Onu yalnız bırakmamış. Şöyle bir sehpamızı getirdim öncelikle. Kendisi videomuza dahil oldukça çok daha sevimli dakikalar çıkmıyor mu ortaya? Ben çok seviyorum. İçeri bir gittim geldim gelmiş yatmış buraya yerleşmiş. Ahu dilin şöyle tepsisini de önüne getirelim. Ben gittim içeriden mama önlüğüyle ağız mendili de getirdim. Şöyle bir plastik kaşıkla yedireceğim. Şöyle muz ve mandalina hazırladım. Yanında meyve suyu. Birazcık da su var. Şimdi mama önlüğümüzü giydirelim. Ahu ile yedirmeye başlayalım. Bir noktadan sonra zaten çizgi film falan da açacağım televizyondan. Şimdi yavaşça yedirmeye başlayalım.
Evet arkadaşlar, sonunda Ahu İdil'in atıştırmalık saati bitti. Aslında sağlıklı bir atıştırmalık saati diyebiliriz. Çünkü güzelce meyvelerinin hepsini yedi. Dışarıda kuru yemiş atıştırmasına rağmen şu an meyvelerini de güzelce yedi. Meyve suyunu içti, suyunu içti falan. Çok güzel bir şekilde yemiş oldu. Bir yandan da çizgi filmini seyretti. Minik misafirimiz de yan tarafta uyuyor. İkisi bir arada gerçekten çok sevimli gözüküyorlar. Kedim böyle kadrajların içerisine girdiği zaman ve videolara dahil olduğu zaman çok daha fazla hoşuma gidiyor. Çünkü kendisi benim için çok değerli ve ona aşığım diyebiliriz. O yüzden videolarım içerisinde o da yer aldığı zaman çok mutlu oluyorum. Umarım benim izleyenlerim de hayvanları, kedileri, köpekleri ve diğer bütün hayvanları çok fazla seviyordur. Çünkü hayvan sevgisi çok önemli. Ve daha çok küçükken aşılanıyor bu tarz sevgiler. Ama zaten beni izleyen insanlar bebekleri falan çok seven ince ruhlu insanlar olduğu için onların da hayvan sevgisi mutlaka vardır diye düşünüyorum. Hayvanlar çünkü çok masumlar, bizlere muhtaçlar. Onlara elimizden geldiğince sevgimizi, yemeğimizi, sıcak yuvalarımızı verelim. Bu kısmı da şöyle küçük bir dipnot düşmüş olayım o zaman. Şimdi bunları ben toparlayacağım. Ahu İdil de o sırada çizgi filmini izlemeye devam edebilir. Hemen ben bunları bir toparlayıp sonra tekrar geliyorum. Ahu değil güzelce bir salıncak keyfi de yaptı. Bu salıncağı çok seviyor. Çizgi film izlerken de bu salıncak üzerinde birazcık vakit geçirmiş oldu. Size de o anları da çekmek istedim. Bu videomuz içerisinde de dahil olsun istedim salıncak keyfimiz. Televizyon hala açık, hala çizgi filmi kapatabilmiş değiliz. Fakat Ahu Dil'in keyfi görmüş olduğunuz üzere yerinde. Ahu Dil'le ilk böyle rutin videomuz öğleden sonra rutini gibi bir şey olsun istedim. Ahu Dil bir reborn bebek değil ama ben reborn bebek içerikleri ürettiğim için bu videonun başlığına da bu tarz bir ibare yine bırakacağım. Yani kafanız karışmasın, abla bu bebek reborn bebek değil demeyin. Evet reborn bebek değil fakat benim yaptığım bu roleplayler reborn bebek roleplay geçtiği için başlıklarımda bu tarz kullanıyor olacağım. O zaman Ahu Dil ile ilk rutin videomuz da bu şekilde olmuş olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana sürekli yorumlarda yazıyordunuz. Abla lütfen Ahu Dil ile bir rutin videosu çek. Umarım beklediğiniz gibi olmuştur, beklediğinize değmiştir. Ahu Dil ile daha farklı içerikler görmek isterseniz, ne izlemek istiyorsunuz mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de isteğinize yönelik video çekiyor oluyorum çünkü. Bu video hakkında da fikirlerinizi bekliyor oluyorum. O zaman sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.